Adıyaman'ın Kağıtı ilçesinde Cabir bin Hayyan konulu panel gerçekleştirildi. Ailesinin geçici olarak Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen Diriliş Kitap Kafe tarafından bilim adamlarından Cabir bin Hayyan'ın düşünceleri ve eserlerini konu alan panel gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Eğitimle Diriliş Derneği Başkanı Bilal Akgül, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlme yönelik maratonumuz, rehavetin böyle çok fazla insanları etkisi altına aldığı, ilme yönelik, okumaya yönelik ilginin neredeyse sıfırlandığı bir zamanda, bir dönemde tempomuzu koruyarak, tempomuzu hatta biraz da artırarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah, emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Bu maratonumuzun bugün böyle küçük bir kısmından biraz bahsetmek istiyorum değerli misafirler. Kitap kafemizde her pazar gününü biz bayanlara tahsis etmişiz. Bu iki seneye yakındır. Bu günümüz tamamen bayanlara ayrılmıştır. Bayan çalışması yine bizim derneğimizin temel çalışma sistemi olan kitap okuma, kitap tahlili üzerine, tabii bayanlara yönelik kitap tahlili üzerine devam ediyor. Bu ara biraz daha yoğunlaşan, pazar günü yoğunlaşan bir çalışmamız da genç kızlarımıza yönelik, kız çocuklarımıza yönelik olan çalışmadır. Genç dirilişin kız çalışması elhamdülillah yani ciddi bir mesafe kadettir. Sizlerden istirhamımız bu konuda ilgisi olan, bu konuda okumaya, öğrenmeye, kendini geliştirmeye ilgisi olanların bu günü özellikle bilmelerini, buna yönelik yönlendirme yapmalarını özellikle istirham ediyoruz. Allah razı olsun, geldiniz, davetimize icabet ettiniz. Cabir bin Hayyan'ın düşüncelerine ve eserlerine değinen eğitimci İsmail Işık şu ifadelere yer verdi. Birbirinden değerli çalışmaları ele aldığımız Müslüman bilim adamlarının ortak noktası, Rabbimizin ilminin delillerini inceleyip onun kudretini daha iyi kavrayabilmeye verdikleri önemlidir. Sadece bir kısmına yer verdiğimiz bilim adamları yalnızca bilimsel çalışma yapmakla kalmamış, evrendeki detayları gördükçe Allah korkularını arttırmış ve insanlara Allah'ın mutlak varlığını tanıtmak için çalışmalarını büyük bir şevkle yürütmüşlerdir. Doğu ve Batı ilim dünyasında ona denk veya Cabir bin Hayyan'ı aşan bir kimyacı yetişmediğini belirten konuşmacı eğitimci Osman Dağ ise şöyle dedi. Cabir bin Hayyan bizim için önemlidir. Biz fen bilimleri kitabında örneğin atomla ilgili, atomun tarihiyle ilgili Demokritos'tan bahsediyor milattan önce. İşte 1776'lara geliyoruz, John Dalton'dan bahsediyor. Sonrasında Thomson'dan bahsediyor. Sonrasında Rutherford'dan, ondan sonra Niels Bohr'dan bahsediyor. Ya iyi de yani milattan önce 200 yıldan ta 1776'lara kadar kimse bir şey söylememiş. Yani kimse atom orada durmuş. Hani Karadenizlerin bir fırası vardı. Derler siz tavşanın yavrusuna ne dersiniz? Onlara derler biz bir şey demeyiz. O büyür o tam büyüdükten sonra tavşan deriz. Yani hakikaten atom konusunda örnekleyeyim yani bu atom konusunda bir şey Müslüman yani dünyada kimse bir şey söylememiş.